Oynuyordum, bayağı hoşuma gitti de. Dedim bir yayına taşıyayım Surviving the Aftermath'ı tekrar. Hoş, birçoğunuz belki beklemiyor oyunu veya çok takip etmiyor ama Surviving the Mars kadar olmasa da oyun güzel gidiyor. Şuraya 2000'a ver baba. Başlangıç böyle. Scrapper olmazsa olmazlarımız. Materyal sağlamak için. Recycler yine olmazsa olmazımız. Ama en önemlisi kapı. Kapı birincil önceliğimiz. Kaynakta da inşaat malzemesi için çimento ve odunlar gerekli. Buraya yollayacağım. İşçiler gitsin oradan şey yapsın. Hızlı akıtalım zamanı. Hiç yavaş şey yapmaya gerek yok zaten. Suda yeni bir mevzu var. Su mevzusu şöyle oldu. Artık haritada böyle kraterler var bu sırada. Efficiency var gördüğünüz gibi. Work area efficiency. Mesela şurada %100'müş. Buraya su kuyusunu koyduğumdan, diğer yerlere koyduğumdan daha iyi şey yapıyor. İyi, onun yapılmasına biraz daha şey varken ben o süreçte şuraları binalarla kapatalım. Zaten 10 kişi var. 6 şu yetiyordu da neyse bir tane daha yapalım. Yemek önemli bir problem olacak. Su önemli bir problem olacak. Hızlıca onları halletmek isteyeceğiz. Radyasyon iyidir tabii ki. Arada biraz alacaksın radyasyonu. 3 carrier'ım var. Sıkıntı değil. Yeter ki şu malzeme üretenler. Bu mesela plastikten şey üretiyor şu an. Kumaş ve plastik. Plastik çöpünden üretiyor bunu. Burada da hurda yığını var. Hurdadan da metal ediniyoruz. Metal parçası. Aleykümselam. Yeni bir bina geldi. Metal parçasından parça üretme tarzında falan. O tarz binaların gelmesi iyi oldu. Normalde dışarıdan almaya çalışıyorduk şunları. Hep alaşım malaşım cart curtu. O biraz değişti. Güzel oldu. Çok mutsuzlar. Susuz kaldılar. Su nerede ya? Heh, tamamlandı. Bir de depo yapalım. Çünkü o da bayağı lazım oluyor. Dövüş mekaniğini hiç anlayamam. Merak etme. Ben de daha tam çözmüş değilim. Biraz odun toplarsak mevzu bitti. Şimdilik mısır üretimi yapalım. Yiyecek az. Metalimiz varmış. Metali toplamayı bırak. Yani bir kişi toplasın iki kişi yerine. Şöyle etrafa yolla döşeyelim. Stadia Türkiye'ye geliyor evet. Oyunun adı Surviving the Aftermath. Şu kapıyı yapmak çok önemli çünkü insan sayısı çok az ve hızlıca insan edinmek isteyeceksiniz oyunda. İnsan gücü en büyük önceliğiniz oluyor çünkü. Yani birçok konuda çok rahatlıyorsunuz. Özellikle specialist gelmezse zaten dünyayı gezemezsiniz. O yüzden ilk yapmanız gereken binalardan biri tabii ki tarla, su ve daha sonra kapı. Kapı olmadan insan alamazsınız çünkü. İyi, tamamlandı odunları falan. Çalışma bölgesi burası değil mi? Biraz odun, biraz çimento kalmış. Çimento eksiğimiz az da odun eksiğimiz çok. Neyse şu depolar yapılsın. Depoda herhangi bir kuraklık durumunda falan su depolamak için yapıyoruz. Bazen öyle şey tehlikeler olabiliyor. Güzel. Güvenlik için kapımızı oluşturduk. Bu sırada daha önce sadece çitin olması bizi biraz güldürmüştü hatırlarsınız ya. Bu ne? Göt kadar tel örgü böyle bir kapı falan diye. Şimdi dağlar falan koydular biraz daha güzel.
Patates. Sanırım sakız veya antibiyotik ilaç tarzı bir şey olabilir. Bakacağım. Gel bakalım. Ha, protein barıymış. Tamam. Bir tane specialist kazandık. Dibimizde de yiyecek yeri varmış. Hemen gidelim. Yağmalayalım şurayı. 19'ar 19'ar yağmalıyor. İki posta gidecek oraya. Sonra da geri getirse iyi olur. Yiyeceğim azaldı çünkü. Burayı tarlalara ayıracağım böyle. Hala evsizlik problemi mi var? Şuradan toplayayım. Bir daha al. 15 tane daha. Tamam. Yarın geldiğinde bizi yiyeceğe boğabilir kendisi. Bir gün aç geçirebilirler ya. Bir günlük açlık iyi gelir, iyi. Kilo verirler. Kapıda yatan var ya. Neyse, en azından mutsuzluk problemlerini hızlı çözeceğiz gibi duruyor. Ev düzelmek üzere. Yiyecek birazdan tıkırına girecek. Spesyalisti de getirdik mi? İyidir. Oyunu Steam'de bulan nerede? Hangi platform? Oyun çıktığı zaman Steam'e gelecek. Şu an sadece Epic Games Store'da var. Güzel. Yemeği bıraktıysan gel şurayı bir de incele. Plastik çok acil lazım değil. Bilgimiz dahilinde kalsın. Arazilerde böyle değişimler geldi. Eskiden hepsi çok birbirine benziyordu. Bayağı bir değişiklikler yaptılar. Çok kraterler, mraterler de aynı şekilde. Acil ihtiyaçlar bittiğine göre en önemli ihtiyaçlardan biri olan hastaneyi yapalım. Sen ne istiyormuşsun? Ya, hiç beni verecek şeyimiz yok. Onun dışında en acil ihtiyaçlardan biri otun, belki biraz acil sayılabilir şu an. Kuyu lazım, kuyu. Suyumuz az. Şurada %79. Orayı da yapalım hemen. Rica ederim. Spesyalist hazır. Valla başka bölgelere bakmaya devam edeyim. Tool. Yani tool da az ama şu an lazım değil. Yeni görsellerden biri daha bataklık görseli. Güzel bir depo yaptık. 3100'lük. Bu herhangi bir kıyamet durumunda. Yani böyle susuzluk, aşırı kuraklık falan. Yok radyasyon yağmuru, cart curt tarzı şeylerde. Şu an için bizi idare edecektir. Biraz da doğadan elde etmeye çalışıyorum kaynakları da. Siz iki kişi çalışıyorsunuz ve plastik yetiştiremiyor musunuz? O kadar çok mu harcıyoruz biz plastiği? Allah Allah. Radyasyonlu Ülker çikolatalı kofret. Bilmiyorum. Olabilir. Tamam, şey bitmiş orada. Dediğim gibi tool şu an çok acil değil. Bakalım etrafta neler varmış. Belki daha acil bir şey olabilir. Ya odun da çok acil lazım değil. Lazım oldukça gider alırız zaten acil bir şey olduğunu. Hatta biraz daha bina yapalım biz. Çünkü olur da dışarıdan birileri gelirse konaklayacak yere ihtiyaç var. 12 kişilik yer için benim şu an 4-6 tam, yani birebir. Konaklayabilecek insan sayısına şey birebir. Birileri yaralanmış. Hallederiz. Hayda, bunlar eskiden şey istemiyordu, artık istiyor muymuş?
bakmaya devam. Ya araştırma puanı ilk önceliğimiz olması lazım. Araştırma bulursak o lazım. Yani ana kaynakların zaten neredeyse hepsini topladık. Araştırma bulabileceğim bir yere ihtiyacım var. Yeni insanlar gelirse bir spesyalist daha iyi olur. Etrafı gezip görme amacıyla. Şu an hani bir tanesi biraz şey kalıyor çünkü. Aa, şu yol kötü olmuş. Sil. Tamam. Şuralara gel bakalım. Oo. Bunlarda çok güzel şey varmış. Oo. 306 araştırma var diyor. Dövüşelim. Gerekirse dövüşelim yani. Sağ ol Koray, hoş geldin. Gerekirse dövüşelim çünkü araştırma bizi asıl şey yapacak olan. Hayata geçirecek olan. Aslında yiyeceğimiz de az gibi ama üretim kurtarmalı aslında bizi. %80. Tamam, bunlar hasat etmeye başlamış. Kurtarır. Ticaret mevzusu geldi. Karşılaştığınız topluluklar, işte ticaret rotalarınız falan. Burada anlaşma falan yapıyorsunuz. Daha biz rastlaşmadık, hoş. Daha gelişiyor, evet. Biz bir şuraya bir deneyelim. Evlerin araştırma puanına ihtiyacım var çünkü. 306 güzel. Biraz da yeni insan gelse güzel olur. 3 tane çocuk var. Çocukların şeye geçmesi lazım. İlerlemesi lazım şeyin. Yaşların. Var var. Güzel. Şuraya da gidelim. Yavaş yavaş toplayabilirler onları. Ha, acelesi yok benim için. Şuraya yol yapmamışım ya. Bir kişi var şu an inşaatta çalışan. O da yolları molları yapıyor. Ne güzel. Yiyecek kısmı sıfır sıkıntı. Specialist yürüt bakalım. 150 ile alıyor. 2 posta gitmesi lazım şöyle. Evet, ilk araştırmalardan enerjiye geçebiliriz. Communal living biraz daha iyi olur. Çünkü şu an mutlu değiller şeyden, yaşama şartlarından. Yani şurada 8 kişi kalıyorlar. Bunda 3 kişi kalıyorlar. Tabii 3 kişi her ne kadar az olsa da biraz da mutluluklarını gözetmem lazım. Magnetic Storm geliyor. Magnetic Storm olduğu zamanlarda şey üretemiyoruz. Elektrik üretemiyoruz. O şu an daha başlamadım. O yüzden sıkıntı yok. XCOM'u yeniden oynamam, hayır. Yeni çıkan oyununu da oynamayı planlamıyorum. Şu an parçalamamıza gerek yok arabayı. Ne yapacağız parçalım? İçinde duruyor malzememiz. Hah! İşte aradığım insanlar. Bir kişi. Çoğuluki biraz fazla kaçmış. Neyse. Malzeme getirdi. Şey yok. Terzi lazım. Terziye ihtiyacım var. Şuraya hemen bir terzi yapalım. Bol bol kumaşımız var nasılsa. Bir de böyle şeyler var. Yeraltı plastiği diye. 200. 200 iyi, güzel.
ticaret merkezi. Şu an kimseyle karşılaşmam hiç anlamsız. Yemek için şunları alalım da. Yemekten önce bir odun üretimini başlatmam lazım. Daha başlatmadık. Orada 6 kaldı zaten. 6 çok önemli değil de odun toplasak iyi olabilir. En az inşaat malzemesi şu an odun. Gitmişken orada diğer alanlara falan da bakar. 3-3 bu da 8 verecek. 6-14. Yıkabilirim bu çadırları bunlar dikildikten sonra. Şimdilik durum fena değil. Alırız daha sonra. Ha burası bitmiş. O zaman şurayı yağmalayayım. Bol bol çimento falan varmış. Odun, çimento. Ben diyorum niye odun toplanmıyor hiç? Alanı bitirmişler meğer. Gel şuradan alabildiğin kadar odun al da. Lazım olacak. Kıyafet sıkıntımız var. Terzi yapacağız o yüzden. Terk edilmiş vagon bulmuş. İyi hadi bak bakalım. Bir bok bulamadılar. Bir de hastalandılar. Peki. Az biraz şeyimiz var. İlacımız var şimdilik. Sıkıntı yok. Bir dahakine patates olurlar ama. Yiyecek az diyor da sıkıntı yok ya. Patates birazdan fullendiği zaman zaten at gibi hasat verecek. Yapacağım yapacağım. Yok şu an alırlar. Şu an topluyorlar gördüğün gibi malzemeleri. Senin dediğin farklı bir durum. Getir bakalım malzemeyi. 38 aldı tek seferde. Bir kere daha gidecek oradan. Sonra bol bir miktarla gelebilir. Etrafta yemiş falan da var. Hoş onları toplatmadım. Toplatabiliriz şöyle. Bir tane taşıyıcım var gerçi de. Olur da dışarıdan biraz insan gelirse o sıkıntıyı da halletmiş oluruz. 100 araştırmam daha varmış benim ya. Enerji üretimini başlatabiliriz aslında. Aynen. Şu an gerçi manyetik fırtına başlayacak da. Biraz daha topla. Az biraz yemişle topluyoruz. İyi ve yemeksizliği şu an yemişle götürüyorlar. Bir yandan da hasat yapılıyor. Mısırlar için değil de patates için hasat var. O da bayağı verecek zaten biraz. Bir enfekte oldu. İlacımız azalıyor. Antibiyotiktir, odur budur falan, iyot hapıdır. Onlara ihtiyacım olacak. Hızlıca şu malzeme işini halledelim de. Mis gibi malzeme geldi. Var var, yiyecek var. Terzi tamamlandı, yalnız şeyimiz kalmadı. Kişinin çalışmasını bıraktırabiliriz plastiğe. Tamam. Yavaştan
şeye başlayalım. Diyeceğim. Alışımımız yok. Doğru. Enerji üretimi başlayalım diyecektim de alışım olmadığını hatırladım. Onun yerine şu şentileri biraz arttırsak. Bunu da öyle bir dikmişim ki şunu aslında göt göte diksem daha iyiydi de neyse. Şu iki çadırı yıkarız. Yıkalım hatta ya. Dur. Millet salsın şu çadırları hemen. Bunu böyle diktiğim için bu da mı kaldı böyle? Ya şuna uyuz oldum. Yık. Zaten sığmıyormuş. Ha. Yolu kötü yapmışım. Malzeme var mı? Var. Şuralara gidelim. Bakalım ne varmış. Aleykümselam yavrum. İyidir senden ne haber? Burada ne var? Part var. Ya şu an part kullanacağım bir şey yok. Daha sonra lazım olacak. Önemli bir kaynak olacak ama şu an aciliyeti yok. Sizin neyiniz var? Mutsuz olun. Asfalta yol yapmak. Ya böyle daha hoş duracaktır diye düşünüyorum. Kaç tane yaptım? 3, 6, 9. Zaten 8 de orada var. Bütün çadırları yıkabilirim şu an. Çadıra gerek yok. Boşuna yer kaplıyor. Bir de boktan yani. Milletin mutluluğunu falan şey yapmıyor, doldurmuyor. Onun yerine şöyle karavandan derme çatma bir gece kondu yapalım. İnsanlar biraz daha mutlu olabilirler. Evet, Paradox'un yeni oyunu bu. 396. Güzel, araştırma her türlü işime gelir. Sen kereste üretiyorsun. Lakin bizim bir de ağaç üretmemiz lazım ki siz beraber orayı kurutmayın. Bir de yol yapalım şuraya. Yol yaptılar. Şimdilik şöyle. Getto'yu kuruyorsun. Yok, kıyamet sonrası yaşam savaşı. Aa, yeni insanlar geldi. İki kişi gelmiş. Yanlarında protein var, ilaç var. Kıyafet var. Güzel. Aa, hem de bir tanesi spesyalist. Bu nasıl bir gözlük? Üç boyutlu gözlükle geziyor. Manyağa bak. Bu herifi koloniye nasıl kabul ettik lan biz? Şimdi eskiden şöyle bir mevzu vardı. Mesela şuraya gideceğim. Sağ tuşta tıkladığım zaman gitmiyordu. En fazla kaç kare gidebiliyorsa o kadar gönderebiliyordunuz. Onu değiştirdiler patch ile beraber. Artık tıklayacağınız yere kadar gidiyor. Yani tek tek tıklamanıza şey kalmıyor. Yine tabii belli bir mesafe gidiyor ve her gün sizin o mesafeyi götürmeniz lazım ama olsun. Güzel bir gelişme. Topla şuradan bakalım malzemeyi. 2-3 kere toplasa tamam orası da. En azından tool problemimiz kalmaz. Oturup metali çevirmek zorunda kalmayız. Zaten metalimiz az. Yani boşu boşuna harcamayız. Bir iki bina daha yapabilirim. Sığmıyorlar gerçi. Burayı büyütürüz biraz olmadı ya.